Ayrıca tapınak şövalyeleri de aynı şekilde çok saygı dolu, sevgi dolu bir tavırları var. Onların da uslubu aynı İtalyan Mason Lojası gibi. Evet maşallah. İnşallah. Efendim biliyorsunuz Masonlar ahir zamanda bütün dünyayı kurtaracak bir insanı beklerler. Adonai'yi beklerler. Evet. Bütün dünyanın kardeş olacağı, tek din etrafında insanların toplanacağı, savaşların olmayacağı, barışın olacağı bir hayatı Masonluk bin küsür seneden beri hedeflemiştir. Bu hedef içerisinde Adonai çok yer tutar, çok önemli yer tutar. Adonai'nin gelişi, tekrar gelişi. Evet. Onunla ilgili tablolar var. Tarihi tablo, onlardan bir tanesini görmüştüm. Büyük bir Mason tablosu. Böyle binlerce Mason dizilmiş. Adonai de yüksek bir yere çıkmış. Elinde asası var. Onlara hükmediyor. Yönlendiriyor. Demek ki Mehdi'ye talep olacaklar. Masonlar ve tapınak şövalyeleri. Zaten Masonlar şu an dünyadaki en hakim güçtür. Bütün siyasi liderler, büyük bölümü liderlerin büyük bölümü. Hatta Arap ülkelerinde de birçok dindar alimler, hocalar, birçok kişi Masondur. Rusya'da, Amerika'da, Orta Doğu'da, Çin'de de siyasi liderlerin hemen hemen tamamına yakını Masondurlar. Türkiye'de de yani mühim siyasi liderlerin çoğu Masondu. Şimdi saysak bu sefer sabaha kadar Facebook'ta, internette, şurada burada yıkılır herhalde. Ne ben söyleyeyim, ne onlar öğrensin. Ama ben delikanlı adamım, direkt söylerim. Bende evet, gizli yok. Maşallah. En ufak bir şey olduğunda hemen söylüyoruz.